alınıyor, işsiz bırakılıyor, posalara çıkarılıyor ya da öldürülüyor. Sorgu sıram geldiğinde tutukluluğum herhalde 8. ayında olacağım. Bunun korkunç bir şey olduğunu düşünmekteyken 2 yıla yakın süredir sorgusuz, sualsiz hapiste tutulan Ahmet İspanyol'u aklıma. Bu canavarlıkların bir merkezden bilinçle yönetildiğini kabul etmek gerekiyor. 7 yıllık bir ara rejim dönemi düşünüldüğü, anayasa tasarısının buna göre hazırlanmış olduğu da kesinlik kazandı artık. Yanı başımızda Lübnan'da büyük bir katliam oldu ve biz elimiz kolumuz bağlı bütün uygar dünya gibi çocukların, bebelerin, delikanlıların boğazlanmasını izliyoruz. Bombalanan kentler, öldürülen çocuklar, bebeler, suskun bir dünya.